Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları 11-12 Haziran tarihlerinde 49 sporcunun katılımıyla Uşak'ta gerçekleştirildi. Aykır Apex ve Uşak Belediyesi katkılarıyla Kütahya Çinli Spor Kulübü tarafından Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon 2 gün boyunca 5 ayrı kategoride çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptı. Biz programımızın bu bölümünde Formula Junior yarışlarının özetlerine yer ayırdık. Sporcular tüm hafta Uşak Süper Moto Pisti'nde antrenmanlar yaparak yarışlara hazırlandılar. Günün ilk yarışı için sporcular griddeki yerlerini aldılar. Bu yarış öncesi Ayşe Çebi sıralama turlarında attığı en iyi zamanla pist rekorunu kırmayı başardı. Hem sıralama turlarında en iyi zamanı yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu hem de pist rekorunu eline geçirdi. İkinci cepten Hakkı Dorum, üçüncü Emir Tanju, dördüncü Burak Çalışkan, beşinci Leyla Sulyak, yedinci Yağız Tekşan ve son sıradan Zeynep Çukurova start aldı. Yeşil bayrağın sallanmasıyla günün ilk yarışı başladı. Ayşe Çebi iyi start alamayarak avantajı kaybetti ve 3. sıraya geriledi. İkinci virajda temaslar yaşandı. Burak Çalışkan'ın aracını arkadan temas edince aracı yarım spin attı. Bu sırada arkadan gelen Leyla Sulyak duramayarak çarptı. 3-4 araç zincirleme kaza geçirince ön grupla araları açıldı. Orta grupta iki Zeynep'in mücadelesini izliyoruz. Önde Çukurova Zeynep, arkadaşla Büyük Pınar Zeynep tampon tampona yarışıyorlar. Hakkı Dorum'un liderliğinde yarış devam ediyor. Emir Tanju ikinci ve Ayşe Çebi üçüncü sıradalar. Yağız Tekşan yarışa 7. sıradan başlamıştı. Şu anda 4. sırada yarışa devam ediyor. Leyla Sulyak yeniden piste döndü ancak yarım tur geride. Hakkı, Emir ve Ayşe birbirlerine çok yakınlar. Ayşe Çebi bu sezon yükselen grafiğini devam ettiriyor. Ayşe Çebi Uşak yarışına çok iyi hazırlandı. En az 20 seneden sonra ilk kez bir kadın pilot sıralamada birinci olarak tarihe geçti. Startta avantajını kaybetti ancak 3. sırada rakiplerini hataya zorluyor. Emir Tanju geçiş denemeleri yapıyor. Hakkı Dorumsa çok iyi savunma yapıyor. Emir Tanju yarış öncesi yeni şaseye geçiş yaptı. Antrenmanlarda yeni araca alışamayınca tekrar alışık olduğu kartına geri döndü. Burak Çalışkan verimli bir antrenman seansı geçirdi. Sıralamalarda da performansı çok iyiydi. 4. zamanı yaparak yarışa 4. sıradan başladı. Ancak hemen yarışın başındaki talihsiz kaza gerilere düşmesine sebep oldu. Yağız Tekcan yarış kariyerine yeni başlamasına rağmen performansıyla göz dolduruyor. Zeynep Büyükpınar orta sıralarda rahat bir tempoyla yarışa devam ediyor. Bir diğer Zeynep, Zeynep Çukurova da önü ve arkası açık vaziyette sürüşüne devam ediyor. Zeynep de her geçen gün temposunu artırıyor. Yağız Tekşan son turları 4. sırada dönüyor. Önü ve arkası rahat ve damalı bayrak sallanıyor. Günün ilk yarışını Hakkı Dorum kazanıyor. 2. Emir Tanju, 3. Ayşe Çebi oluyor. Ancak yarış sonrası cezalar uygulandıktan sonra ilk 3 değişiyor. 1. Emir Tanju, 2. Ayşe Çebi ve 3. Hakkı Dorum oldu. Başarılı bir yarış çıkartan Yağız Tekşan'sa 4.'lüğü elde etti. 6. Burak Çalışkan, 7. Zeynep Büyükpınar, 9. Leyla Sulyak ve 10. Zeynep Çukurova oldu. Şimdi zaman kaybetmeden günün 2. yarışına start veriyoruz. Sporcular ilk yarış sonuçlarına göre griddeki yerlerini aldılar.
İkinci virajı Emir Tanju lider dönerken Hakkı Durum ikinci, Yağız Tekcan üçüncü ve Ayşe Çebi yine startta iki sıra kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. Ayşe'nin bu start fobisinden bir an önce kurtulması lazım. Burak Çalışkan da 2022 sezonuna hızlı başlayan isim oldu ancak her zamanki gibi şanssızlıklar yakasını bir türlü bırakmıyor. Mutlaka her yarış bir aksilikle karşılaşıyor. İşte burada da çok iyi atak yaparak rakiplerini geride bıraktı ve Ayşe Çebi'nin hemen arka tamponunda belirdi. Burak Çalışkan şimdi 5. sırada. 5 pilot da birbirlerine çok yakınlar. Leyla Sulyak ilk yarıştaki kazadan sonra istediği performansa ulaşamadı. Aracı da hasar alınca iyi zaman yapamadı. Dolayısıyla ikinci yarışa gerilerden başlamak zorunda kaldı. İsmail Yağız Topal, Burak Çalışkan ve Leyla Sulyak arasında temas yaşandı. Üç sporcu da birbirlerini hataya zorluyorlar. Bu yarış üçüncülüğe yükselen Yağız Tekcan iyi savunma yaparak Ayşe Çebi'ye yerini kaptırmak istemiyor. Leyla Sulyak Burak Çalışkan'a geçerken bir şeyler oldu, biz de anlamadık. Havaya bir parça yükseldi, neydi acaba? Bu sırada Burak Çalışkan yavaşlayınca Sulyak'a geçildi, muhtemelen bir temas yaşandı. Ayşe Çebi bastırıyor, Yağız'la hiç geçiş alanı bırakmıyor. İki sporcu müthiş iş çıkartıyor derken Ayşe Çebi içeriye girdi ve Yağız Tekcan'ı geçmeyi başardı. Geçişten sonra Yağız'ın temposu biraz düştü. Bu sırada arkada Leyla Sulyak agresif sürüşlerine devam ediyor. Önündeki iki rakibini zorluyor. Zeynep Çukurova temposunu artırdı ancak daha zamana ihtiyacı var. Henüz ikinci yarışına çıktı. Ve damalı bayrak altından Emir Tanju bir kez daha ilk sıradan geçerek duble yapıyor. Hakkı Durum ikinci olurken Ayşe Çebi ise üçüncü oldu. Yağız Tekcan dördüncü, Demir Orhan Özel Giray beşinci, Leyla Sulyak altıncı, İsmail Yağız Topal yedinci, Zeynep Büyükpınar sekizinci, Burak Çalışkan dokuz ve Zeynep Çukurova onuncu oldular. Yarış sonrası sporcuları aileleri tebrik etti. Ve Formula Junior kategori 3. yarışı için sporcular bir kez daha piste çıktılar. Bayrak bir kez daha sallandı ve Junior kategori son yarışı başladı. Emir Tanju 1., Hakkı Dorun 2., Ayşe Çebi 3., Yağız Tekcan 4. sıradan start aldılar. Sevgili seyirciler, 3. yarış eşliğinde gün sonunda yaptığımız röportajları izliyoruz. İlk önce sözü Burak Çalışkan'a veriyoruz. Zemin daha kaygan olduğunca kaburgam için daha rahat oluyor, ben de daha hızlı gidiyorum. Ama en sonunda zincirim koptu, hızlıydım. Zincirim koptu yani, benimle alakalı bir hata değil. Ben hızlıydım çünkü. Her türlü yer olmuyor bir şekilde, bir şey oluyor. Röportaj sırasında yanımıza Metin Çalışkan geldi ve bizlere iki oğlu hakkında güzel sözler söyledi. Bu çocuklardan dünyayı kurtarmalarını falan istemiyoruz biliyorsun. Devamlı birinci ol da demiyoruz. Sonuncu ol da demiyoruz. Yarış disiplinini öğren. Sporun içinde ol. Zaten onların gelecekleri için güzel kariyerler ben motorsporları adına kafamda tasarlıyorum. İnşallah demir formüle tarzı bir araba kullanacak. Burak için de hayalim Ayhancan abisi gibi şöyle Porsche Super Cup'ta yarışsa. Bayağı güzel olur. 15 kişi katılıyor, 20 kişi katılıyor. Birinci de lazım, beşinci de lazım, onuncu da lazım. O yüzden biz mutluyuz.
hafta sonu 3 yarışı da kazanarak hat-trick yapan Emir Tanju ile görüştük. Yaklaşık bir haftadır Motul Türkiye karting şampiyonası için, ikinci ayak yarışları için Uşak karting pistindeydik. Bir haftadır yoğun tempoda çalışmalarımız devam ediyor. Zorlu çalışmalar, farklı kombinasyonlarda, farklı şase kombinasyonlarında testler, hepsi devam ediyor. İşte sonunda yarışa geldik. Yarıştan da güzel puanla ayrıldım. Şaseye tam olarak alışamadım yeni şaseme. İnşallah bir sonraki yarışa yeni şaseyle girmeyi umut ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum buradan. Uşak yarışlarının parlayan yıldızı hiç kuşkusuz Ayşe Çebi oldu. Şimdi mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Antrenmanlar çok güzel geçti. Pist rekoru kırdım. Sıralama benim açımdan çok aşırı güzel geçti. İlk defa birinci oldum sıralamada. Birinci yarış ortaydı. İlk defa bir kalktığım için heyecanlandım birazcık. O yüzden startta geriye düştüm, ikinciliğe düştüm. Sonra birinci virajda üçüncülüğe düştüm. Son turlara doğru atak yaptım ve ikinciyi geçtim. İkinci bitirdim birinci yarışı. Özellikle ikinci yarışta start hiç alamadım çünkü ilk defa iki kalktım hayatımda. Ve startta dörde kadar düştüm. Bayağı bir uzun sürede geçemedim önümdekine. İkinciyle aramda yaklaşık iki saniye falan vardı ama yetiştim yine. Son bir turum daha olsaydı belki atak yapabilirdim ama tam yetişemedim yani atak yapacak mesafeye. Üçüncü yarışta da iki başladım. Bu sefer startta pozisyonumu üçüncülüğe düştüm ama pozisyonumu korudum yani. Geriye doğru düşmedim ve hep sürekli ikincinin dibine gittim ama çok iyi defans yaptığı için ben geçemedim. Bence gayet iyi bir hafta sonuydu. Geçen yıla oranla bu yıl büyük bir çıkış yakalayan Leyla Suryak'la görüştük. Ya İtalya'da bir sürü tecrübe kazanıyorum işte, o bayağı işime yarıyor buradaki yarışlara. Onun haricinde gayet iyi gidiyor. Bir sürü tecrübe edindim. Yani yine gideceğim inşallah. Burada ilk yarış kötü bir sıralamanın ardından starttan sonra işte birinci virajda bir kaza oldu. Ben de rodeo yaptım. İkinci yarışta 9. başladım, sonra 6.'lığa yükseldim. Yine çok iyi değildi benim için. Sonuncu yarışta da 8 başladım, 6 bitirdim işte. 3 kez Türkiye Rally Şampiyonu olan Burak Çukurova'nın kızı Zeynep Çukurova'nın duygularını aldık. İlk yarışta önüm karıştı. Ben onları geçtim. Sonra son 3 tur kala yakaladılar beni. O yüzden sonuncu oldum ama yine de tur yemedim. Son yarışta yani böyle ilk önce yağmur lastiğiyle başlayacaktık. Sonra bir anda kurudu, o yüzden kuru yaptım. Yine tur yemedim yani iyiydi ve genel anlamda daha iyiydi önceki yarışa göre. Tabii daha iyi olabilirim. Hafta sonunun hızlı isimlerinden biri olan Yağız Tekcan, başarılı geçen hafta sonunun ardından 24 puana ulaşarak genel klasman 4. sırasında yerini aldı. Sevgili seyirciler, az sonra Formula Senior kategori yarışını izleyeceğiz. Şimdi programımız sıradaki konuyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Junior'da günün üçüncüsü Ayşe Çebi, günün ikincisi Hakkı Dorum ve birinci Emir Tanju. Kupalarını vermek üzere Melike, günün üçüncüsü Zeynep Büyükpınar, ikinci Leyla Sulyak ve birinci Ayşe Çebi.